Bir dönem dağlarında teröristler kol geziyordu Şırnak'ın Gabar Dağı. Önce teröristlerden temizlendi, ardından çalışmalar başlatıldı. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarda Gabar'da petrol bulundu. İki sondaj kuyusu açıldı. Birine teröristlerin şehit ettiği Aybüke Yalçın öğretmenin ve diğerine de şehit astsubay Esma Çevik isimleri verildi. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü günde 1200 varil üretim kapasitesinin 2 sene içerisinde 100 bine çıkarılacağını söyledi. Şırnak valisi ise burada kişi başına gelir önümüzdeki yıllarda göreceksiniz 40 bin 50 bin dolarlara çıkacak dedi. TV100 ekibi Gabar'da petrol sahasını görüntüledi. Diğer bölgelerde ürettiğimiz petrol daha düşük kaliteli petrol. Burada ilk defa aslında yüksek kaliteli Arap petrolünün izini yakalamış durumdayız. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü 2000 rakımlı Gabar Dağları'nda bulunan petrolü böyle tanımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi günler önce vermişti. Şırnak'ta Gabar Dağı'nda günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunmuştu. Daha önce Gabar'da teröristler kol geziyordu, terörden arındırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla işte bu noktalarda aramalar yapıldı. Şimdi ise petrolle anılıyor. Burası gerçekten çok zorlu bir bölgeydi. Maalesef şunun için bu bölgede özellikle bu varlıklarımıza, kaynaklarımıza ulaşmamak için burada sadece bu Cüdük Gabar'da 1500-2000 tane terörist vardı. Ama çok şükür devletimizin iradesiyle, güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu bu can siperhane performansla birlikte çok şükür ki buraları biz huzurlu yaptık. 2 yıl önce başlatılan çalışmalarda jeoloji mühendisleri havadan keşif yaptı. Yüksekten görüntülenen Gabar'da hem sismik hem de jeolojik araştırmalar sonucu altında petrol olduğu ortaya çıktı. Türkiye Petrolleri mühendisleri Gabar'ın üstünde araştırmalarını derinleştirdi. Yüzlerce kuyu açıldı. Onlardan sadece bir tanesi ama bazı kuyulardan güzel sonuçlar elde edildi. Şu an biz 1/10'unu bulduk. Hatta belki 1/10 bile değil, 1/20'ini bulduk. Şu dağlarda yani Cüdük Gabar'ın diğer bölgelerinde, Besta'da, yine Kato'da Allah'ın izniyle göreceksiniz. Ülkemizin ihtiyacını değil, ülkemizin ihtiyacının fazlasını, yani yurt dışına satacağımız petrolü ve doğalgazı burada bulacağız. Türkiye için çok önemli nokta olan burada çalışmalar yapılırken olağanüstü güvenlik önlemleri de alınıyor. Komandolar Gabar'ın her noktasında burayı 7/24 koruyorlar. Bulunan petrol Türkiye ekonomisine güç katacak. Türkiye ekonomisine güç katacak o ham, saf, güzel petrol Gabar'ın üzerinde bulundu ve işte ilk kez aktı. Varil varil petrol artık satışa sunulacak. Burada kişi başına gelir, göreceksiniz en kısa sürede, önümüzdeki günler, yıllarda 40 bin 50 bin dolarlardan bahsedeceğiz. Artık Şırnak petrol şehri. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melihan Bilgin sondajla 2780 metrelerde kuyunun tamamlandığını açıkladı. Hemen kuyuyu günde 1200 varil üretim kapasitesiyle beraber üretim birimimize devrettik. Artık bu saha üretim birimimizin ve saha geliştirme birimimizin elinde. Bundan sonra günde 100 bin varil üretim kapasitesine çıkabilmek için arkadaşlarımızın çok yoğun görevleri var. Onları yerine getireceğiz ve 2 yıl içerisinde bu sahadan günde 100 bin varil petrol üreteceğiz. Evet, petrol yeşili bu. Bilgin, bulunan petrolün kalitesini TV100 ekibine anlattı. Diğer bölgelerde ürettiğimiz petrol daha düşük kaliteli petrol. Burada ilk defa aslında yüksek kaliteli Arap petrolünün izini yakalamış durumdayız. Bu iz bizi çok farklı yerlere taşıyacak. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara'da hal esnafını ziyaret etti. Projelerini anlattı. Ardından vatandaşlarla buluştu. Tarım ve sığınmacılara yönelik vaatlerini sıraladı. Sözü dinlenen... Bugün genç bir kız evladımız bir sığınmacı, bir kaçak, bir katil tarafından katledilmiştir. Sığınmacıların misafirliği bitsin artık. Sığınmacılar gidecek. Toptancı Hale esnafıyla bir araya geldiği programda bir kez daha sığınmacı sorununa dikkat çekti.
en büyük vaadini hatırlattı. Seçim propaganda çalışmalarını Ankara'da sürdüren Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, esnafın şikayet ve önerilerini dinledi. Devlette birkaç yerden maaş almaları önleyeceğiz. Ben ama engelliyim, ben hiçbir yerden sosyal yardım almıyorum. Halde ikram edilenlerin tadına baktı, gazetecilere de ikram etmeyi ihmal etmedi. Ardından kameralar karşısına geçti, projelerini sıraladı. Toprak bütünleştirme gibi bir projemiz var. Toprakları bütünleştirerek büyük üretim çiftlikleri kurma planımız var. İnsanlarımız adeta anonim şirketten hissedar olacağı örneğinde olduğu gibi çiftçilerimiz büyük arazilerin hissedarı olacak. Oğan'ın sonraki durağı ise Sakarya Caddesi oldu. 14 Mayıs'taki rakiplerine de ayrı bir parantez açtı. Seçimin iki isim arasında geçeceği yönündeki söylemlere tepkiliydi. Zannettiler ki tahterevalliyi milletin önüne koyacaklar. Bir tarafına Sayın Erdoğan'ı, diğer tarafına Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İnce'yi oturtacaklar. Yanlarına da HDP ve Hüdapar'ı oturtacaklar. Ve siz mecbur kalıp birisine oy vereceksiniz. Ancak unuttular ki bu ülkenin sigortası Türk milletinin has evlatları, Türk milliyetçileri var burada.